Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Belki bu süreçte birçok eğitim videosunda konservatuar yetenek sınavı ile ilgili birçok teknik detayı anlatmaya çalıştık. Yani bu yetenek sınavına nasıl hazırlık yapmanız gerekiyor, nasıl çalışmanız gerekiyor, tiratları nasıl seçmeniz gerekiyor, nasıl oynamanız gerekiyor, nasıl başvuru yapmanız gerekiyor, nasıl kayıt olmanız gerekiyor gibi birçok soruya cevap bulmaya çalıştık. Ve biliyorsunuz ki bu hazırlık dönemini yapan birçok genç oyuncu adayı, hatta şu an ekran başında beni dinleyen birçok genç oyuncu adayı bu dönemde yetenek sınavlarına giriyorlar. Ve ortalama olarak her bir oyuncu adayının aşağı yukarı 5 farklı okulu tercih ettiğini düşünürsek ve bu 5 farklı konservatuvarın ortalama olarak 2 aşamadan oluşan bir yetenek sınavı yaptığını düşünürsek bir oyuncu adayı en az 10 tane farklı sınava girebiliyor. Ve bunlar farklı zamanlarda oluyor. Biliyorsunuz genelde Ağustos ayında bu sene çok daha fazla yetenek sınavı yapılıyor olacak. Ve Eylül ayında da kalan sınavlar tamamlanacak. Ve bu Ağustos ve Eylül ayında birçok yetenek sınavına birçok farklı şehirden öğrenciler de katılıyor olacak. Ve birçok oyuncu adayı bu sınava girerken tabii ki çok büyük heyecanlar yaşıyorlar. Farklı farklı şehirlere gidiyorlar, farklı okullara gidiyorlar, farklı farklı hocaların huzurunda kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. O yüzden bir oyuncu adayının normal oyunları dışında aynı zamanda bu yetenek sınavlarına girerken kendi sınav psikolojisini çok iyi yönetebilmesi gerekiyor. Neden mi? Çünkü çok iyi anlıyorum ve sizlerle çok iyi empati kuruyorum. Çünkü döneminde ben de bu heyecanı yaşadım. Bir anda orada çok önemli hocaların karşısına çıkıyorsunuz. Eyvah kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım duygusu, gitgelleri yaşıyorsunuz. Eliniz kolunuzu ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Eliniz kolunuz titriyor. Bir anda bütün sözlerinizi unutuyorsunuz, oyunlarınızı oynayamıyorsunuz. Çok heyecanlanıyorsunuz, baştan alıyorsunuz, yine olmuyor. Her şeyi karıştırıyorsunuz. Heyecandan bazen çok acele ediyorsunuz. Diliniz sürçüyor, ayağınız tökezliyor. Bir anda bütün mizansenleri karıştırıyorsunuz, oyunları karıştırıyorsunuz. Bir anda kostümde bir sıkıntı olabiliyor, bir aksesuar kullanıyorsunuz, onu kullanmayı unutuyorsunuz gibi türlü türlü teknik sorunlar yaşıyorsunuz ki bunların hepsi çok doğal duygulardır. Bazen sizin dışınızda da bazı sorunlar oluşabilir. Örnek vermek gerekirse sistem oyunlarınızı oynarken o sırada kapıdan birisi girebilir. Bir hocanın telefonu çalabilir. O sırada hoca arkasına dönüp başka bir hocaya önemli bir konu hakkında bir şey söylüyor olabilir. Dışarıdan bir bağırma sesi gelebilir. Bir anda oradaki spotlardan biri bozulabilir gibi sizin dışınızda da birçok sorun oluşabilir. Bunlar da bu işin doğal süreçleridir. Fakat oyuncu adayı çok heyecanlı olduğu için her seferinde ama iç ama dış etkenlerden çok fazla etkilenir. Ve bu yüzden de heyecandan o oyunları istediği gibi oynayamaz. İşte tam da bu anda sizlere bazı önemli tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü konservatuar yetenek sınavını bir başlangıç ya da bir son olarak lütfen görmeyin. Bu sınavı kazanmak da mümkün, kaybetmek de mümkün. Eğer her şeyi göze alabilirseniz zaten bu sınavı kazanırsınız. Diyelim çok iyi hazırlık yaptınız, bu iş çok iyi bilenlerle çalıştınız, çok uzun süre, çok disiplinli bir şekilde provalar gerçekleştirdiniz, oyunla ilgili her şeye hakimsiniz. O anda bir an o sahneye çıktınız, hocalar sizi izliyorlar, buyurun başlayabilirsiniz dediler ve inanılmaz bir heyecan tabii ki size bastı. İşte o anda bu heyecanı olumlu bir şekilde kullanmaya çalışmalısınız ve şunu unutmayın. Sizin o oyunları çok iyi oynamanız beklenmiyor. Sizin çok iyi bir oyuncu adayı olduğunuzu hocalara göstermeniz bekleniyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?
özelliklerinizi çok iyi gösteren oyunlar seçebilirsiniz. Orada oyunu oynarken keyif almaya çalışabilirsiniz. Bu işin aslında püf noktası olacaktır. Ne kadar çok iyi kıvrak geçiş yaparsanız, ne kadar iyi duygu geçişleri yaparsanız, sesinizi ne kadar iyi kullanırsanız, beden dilinizi ne kadar iyi kullanırsanız, ne kadar sözleriniz anlaşılır olursa, ne kadar oynadığınız oyundan keyif alırsanız, ne kadar samimi, ne kadar doğal, ne kadar inandırıcı oynarsanız, o kadar çok kazanma şansınız yüksek olacaktır. Ama olabilir. Bu bizzat benim de başıma geldi. Bir konservatuvarın birinci aşamasında inanılmaz heyecanlandım. Diğer aşamada biraz daha rahattım. Başka bir sınavda yine heyecanlandım. Böyle gitgelleri yaşayacaksınız. Şunu kabul ederek başlayın. Bunlar doğal süreçlerdir. Yani sizin hata yapma lüksünüz her zaman var. Ve hocalar asıl bu hatalarla ilgilenmiyorlar. Nasıl oynadığınızla ilgileniyorlar. Oyun oynarken ne kadar keyif alıp almadığınızla ilgileniyorlar. Bu yüzden diyelim ki istediğiniz performansı gösteremediniz bir sınavda. Merak etmeyin, başka bir aşamada gösterebilirsiniz. O da mı olmadı, başka bir okulun sınavında gösterirsiniz. O da mı olmadı, diğer okulun sınavında gösterebilirsiniz. O da mı olmadı, başka bir okulun başka bir aşamasında keyifli oynayabilirsiniz. O da mı olmadı, en son sınava kadar hala güzel bir performans, keyifle oyunlarınızı oynamayı gösterme şansına sahipsiniz. İster 2-3 tane okula gidin, ister 5 okulu tercih edin, ister 10 tane sınava gidin. Bir kere başarırsanız aslında başarmış olacaksınız. Yani bir kere keyifle oyunlarınızı oynarsanız ve hocalara kendinizi kabul ettirirseniz ve o konservatuar yetenek sınavını kazanırsanız aslında amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Yani istediğiniz okulda eğitim alma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu yüzden lütfen morallerinizi yüksek tutun. Bazen işler yolunda gitmeyebilir. Bazen çok özendiğiniz bir okuldaki sınav iyi geçmeyebilir. Ama bütün seçeneklerinizi çok iyi değerlendirene kadar moralinizi asla kaybetmeyin, motivasyonunuzu asla düşürmeyin. Disiplininizden asla taviz vermeyin ve her sınava ve her aşamaya yeni bir mücadele olarak bakın, yeni bir oyun olarak bakın. Çünkü her girdiğiniz sınav aynı zamanda size bir tecrübe katıyor. Hatta bazen bazı oyuncu adayları ikinci, üçüncü girdikleri okullardaki yetenek sınavı aşamalarında çok daha rahat artık oyun verebildiklerini dile getiriyorlar. Çünkü artık o heyecana alışmaya başlıyorlar. Siz de bunu bir doğal süreç olarak lütfen düşünün ve konservatuar yetenek sınavına hazırlık yaparken ve o gün o sınava giderken her zaman yeni bir sınav olarak, yeni bir oyun olarak başlangıcı. Öğrenci adayları zannediyorlar ki okula giriş yaparlarsa, yani yetenek sınavını kazanırlarsa her şey bitmiş olacak. Bundan sonra eksiksiz profesyonel oyunculuk yaşamlarına devam edecekler. Hayır arkadaşlar, hayatınız hep böyle gidecek. Zannediyor musunuz ki sadece konservatuar yetenek sınavında bu heyecanı yaşayacaksınız? Konservatuar döneminde ya da bittikten sonra deneme çekimlerine gideceksiniz, kast görüşmelerine gideceksiniz, audition'lar çekeceksiniz, yönetmen görüşmeleri yapacaksınız, oyuncu seçmelerine gideceksiniz, tiyatrodaki oyuncu seçmelerine gideceksiniz. Her aşamada dizi içinde, sinema içinde, dijital platformlar içinde, tiyatro oyunları içinde, yani oyunculuk mesleğinin her alanıyla ilgili her zaman bir yetenek sınavına gireceksiniz. O yüzden bunu ne kadar doğal kabul ederseniz ve mücadeleyi ne kadar bırakmazsanız ve ne kadar sahne üzerinde keyif alırsanız o kadar bu işi başarma şansınız yükselmiş olacak. Diyelim ki 5-6 tane okul tercih ettiniz. En son okulun en son aşamasındaki sonuçlar açıklanana kadar henüz kaybetmiş değilsiniz ve hala kazanma şansınız var. O yüzden buradan beni dinleyen bütün oyuncu adaylarına şimdiden başarılar diliyorum. Ve birçok öğrencime söylediğim gibi onlara da aynı mesajı vermek istiyorum. Sahne üzerinde sadece oyunlarınıza konsantre olun, hocaları çok iyi dinleyin ve sahnedeki oyunlardan hep keyif almaya çalışın. Hangi hata olursa olsun önemsemeyin, gerekirse baştan da oyunlarınızı alın ve sahne üzerinde
mücadele etmekten asla 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 vazgeçmeyin. Evet değerli arkadaşlar, bir hoca olarak size birçok tavsiyede bulunmaya çalıştım. Umarım size çok büyük faydası olacaktır. Bunun dışında ayrıca kanalımıza abone olup destek olursanız çok sevinirim. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.